Türkiye'nin dünya kadar sorunu var. İçeride sorunu var, dışarıda sorunu var. Hiçbir komşumuz kalmadı. Hiçbir komşumuz. Bunlar yetmiyormuş gibi içeride ciddi sorunlarımız var. Doğu Güneydoğu'ya bakın. Kentler Beyrut gibi, Lübnan gibi. Belli bölgelere girilmiyor. Hendekler kazılmış. Hendekleri kazanlar şunu unutmasınlar. Türkiye en büyük kötülüğü siz yapıyorsunuz. Bu ülkenin insanların en büyük kötülüğü siz yapıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? O hendekleri orada yaşayan vatandaşlara zorla kazdırtırlar, zorla. Güvenlik güçleri gelmesin. Güvenlik güçleri bir kentin sokaklarında, caddelerinde gezmeyecek de kim gezecek? O bölgenin insanı şimdi Suriyeli mülteciler gibi göç etmeye başladı. Yazık günah değil mi bu insanlara? Soru şu, 78 milyon vatandaşıma şu soruyu soruyorum. Türkiye'yi bu hale kim getirdi? Bu çözüm süreci denen süreç içinde terör örgütünün kentlerde yuvalanması ve kentleri silah deposuna dönüştürmesi kimin zamanında oldu? Valilere talimat verdiniz, aman sakın dokunmayın. Güvenlik güçlerine talimat verdiniz, sakın dokunmayın. E onlar da silahlandılar. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'yi yeniden bir terör batağının içine sürükleyen bir iktidarın sorunları çözme kapasitesi bitmiştir. Şimdi bu insanlar göç etmeye başladılar. Kentlerden, kırsaldan bir dönem göç ediyor, şimdi kentlerden göç ediyorlar. Nereye kadar gidecek bu? Nereye kadar gidecek? Acaba siyasi iktidar bunun sorumluluğunu üstleniyor mu? Ben bir hata yaptım diyor mu? PKK bizi kandırdı diyor. Esad bizi kandırdı diyor. Irak bizi kandırdı diyor. Sizi kim kandırmadı Allah aşkına? Bir de onu söyleyin, bir öğrenelim. Kim sizi kandırmadı? Kim sizi kandırmadı?